tekini unutmadık. 2019. haftamızda kayıtlarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı'na erişimimizi engelleyen polis bariyerlerinin önündeyiz. Oysa dün 950. haftamızda Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istediğimiz için hakkımızda açılan davanın 3. duruşmasında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle hakkımızda beraat kararı verildi. Bir kez daha Galatasaray'daki barışçıl buluşmalarımızın suç teşkil etmediği yargı mercileri tarafından teyit edilmiş oldu. Ayrıca İstanbul 14. İdare Mahkemesi Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Galatasaray'daki 948 ve 949. buluşmalarımızı yasaklayan kararını hukuka aykırı kullanarak oy birliğiyle iptal etti. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na bir kez daha sesleniyoruz. Hukuka uyun, keyfi yasaklama ve sınırlamalarınıza son verin. 2019. haftamızda 29 yıl önce göz altında kaybedilen Düzgün Tekin'i unutmadık diyerek buluştuk. Nasıl 21 yaşındaki Düzgün Tekin tekstil işçisiydi. Sendikal mücadelenin içerisinde yer alan Düzgün, BİSK Tekstil İş Sendikası İkinoğlu Şube Delegesi'ydi. Ailesine bir haftadır polis tarafından takip edildiğini söyleyerek kendisini takip eden araçlardan birinin plakasının 34F6676 olduğunu kağıda yazarak eve bıraktı. Evdekiler de içinde sivil giyimli şahısların bulunduğu bir otomobilin günlerdir evlerinin önünde beklediğini görmüştü. Düzgün Tekin 21 Ekim 1995 tarihinde İstanbul Güneşli Evren Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinden Bayrampaşa'daki iş yerine gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. O günden sonra evin önünde bekleyen otomobil de bir daha gelmedi. Düzgün Tekin'in ailesi avukatlarıyla birlikte tüm resmi kurumlara başvurdu. Halkın Hukuk Bürosu ve İnsan Hakları Derneği yasal girişimlerde bulundu. AF örgütü de bir kampanya düzenledi. Ancak Düzgün Tekin'i günlerce takip eden güvenlik birimleri onun nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Elif ve Veli Tekin oğullarını aramak için Dersim'deki köylerinden ellerinde Düzgün'ün fotoğraflarıyla Galatasaray'a geldiler. Elif Tekin buradan ilk kez "Oğlum Düzgün neredesin? Seni bulmak için cumartesi annelerine katıldım. Cevapsızım, yolsuzum" diye seslendi. Olaydan 18 ay kadar sonra JITEM'le bağlantılı itirafçı Kasım Açık, Düzgün Tekin'in JITEM birimi tarafından sorgulanarak öldürüldüğünü ve bedeninin Edirne yakınlarındaki bir askeri alanda bulunan Çadırkent Köprüğü'ne gömüldüğünü açıkladı. Düzgün'ün eşkal bilgilerini ve üzerindeki giysilerini tarif eden Kasım Açık, olay yeriyle ilgili bir kroki çizdi. Bu gelişme üzerine 27 Mayıs 1997 tarihinde arama faaliyetinde bulunmak için Düzgün'ün ailesi, arkadaşları ve insan hakları savunucuları Çadırkent'e gitti. Ailenin ve avukatların tüm ısrarlı taleplerini dikkate almayan yetkililer göstermelik bir arama çalışması yaptı ve sonuç alınamadı. Kasım Açık'ın itirafları kendi el yazısı ve imzası ile savcılığa verilse de etkin bir soruşturma yürütülmedi.